Haberaks TV ekranlarından herkese mutlu akşamlar. Spor Aksiyon programıyla sizlerin karşısındayız. Bir kez daha PTT 1. Lig'in 32. haftası da geride kaldı. Adeta nefesler tutuldu. Samsun Spor'da ise hedef Altın Ordu. 30. hafta karşılaşacak Altın Ordu'yla Buca Spor'u pazar günü tarihi bir skorla 5-3'lük skorla geçti Samsun Spor ve hedefine doğru emin adımlarla ilerliyor. Maçta 1-0 öne geçti kırmızı beyazlı ekip. Buca Spor peş peşe bulduğu gollerle skoru 3-1'e getirdi. Samsun Spor'da herkes neler oluyor dedi ama hiç kimse inancını kaybetmemişti. Soyunma odasına taraftarın alkışları eşliğinde giden futbolcular, soyunma odasında da yine Başkan Erkut Tutun'un ve Teknik Direktör Eren Altın'ın verdiği motivasyonla ikinci yarıya çıktılar ve muhteşem bir geri dönüşe imza atarak sahadan 5-3'lük skorla galip ayrılmayı başardı Samsun Spor. Puanını 51'e yükseltti ve 5. sıraya yerleşti kırmızı beyazlı ekip. Altın Ordu Spor maçı öncesi moral kazandı ve yoluna kayıpsız devam etmiş oldu. Türkiye Spor Yazarları Samsun temsilcisi ve Haber Gazetesi köşe yazarı Avni Demir bu akşam da bizlerle birlikte değerli yorumlarını alacağız kendisinin. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim, iyi yayınlar. Teşekkürler. Hemen hatırlatalım. Besim Durmuş bu akşam bizlerle birlikte olamayacak. Kendisi İstanbul'da PTT 1. Lig'e terfi maçlarını takip ediyor. O yüzden kendisi İstanbul'da ve bu akşam bizlerle birlikte olamayacak. Programımız yine her hafta olduğu gibi oldukça yoğun bir gündemle sizlerin karşısındayız. Samsun Spor'un Buca Spor mağlup ettiği maçın ardından röportajlar, taraftarların coşkusu, yöneticilerin, futbolcuların açıklamaları ekranlarınıza gelecek. Yine onun haricinde Samsun Spor Teknik Direktörü Erhan Altın bu akşam gerçekleştirilen idman öncesi açıklamalarda bulundu. Onları da ekranlara getireceğiz. Samsun Spor'lu futbolculardan Ahmet Burak Solakel, Taha Yalçıner, Zafer Özden ve Canberk Aydın dün Haber Medya grubunu ziyaret etti. Haber Medya Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Haber Gazetesi Genel Yön Yönetmeni Sayın Necdet Uzun ve benimle birlikte sohbet gerçekleştirdiler, ziyaret gerçekleştirdiler. Onları da programımızın ilerleyen bölümlerinde ekranlara getireceğiz. Hemen hiç vakit kaybetmeden Samsun Spor'un Buca Spor'u mağlup ettiği tarihi zafer olarak adlandırılan karşılaşmanın değerlendirmelerine geçiyoruz. Evet Sayın Demir, inanılmaz evet. Bir maçtı. Gerçekten her böyle anında maç... heyecan doruk noktadaydı. Neler söyleyeceksiniz? Vallahi o kadar ilginç bir maçtı ki. Hani gösteri takımları olur. İki takımı hazırlarsın. Seyirciyi heyecanlandırmak için ortaya bir oyun ortaya koyarlar. Öylesine bir maç gibiydi. Ben gerçekten aşırı derecede heyecan duyanlardan biriyim. Samspor oyuna başladı bildiğiniz gibi. İşte 6. dakikada gol bulduk. Santra'yla birlikte gol yiyorduk. Ama olmadı, beceremediler. 2 dakika sonra gol yedik maalesef. Ve sonrasında sanıyorum 22. dakikadaydı. Gol yedik ve peşinden 28 veya 29. dakika hatırlayamayacağım şu anda. Biz bir penaltıyla 3-1 yenik duruma düştük. Olacak şey değildi. Yani evet. Kısacası sadece Samspor değil, Samsun Spor'u maçını izleyen taraftarları da tabiri caizse abonda ne olduk. Böyle bir şey olamaz dedik. Nasıl olur? Hayret ettik. Tabii ki oyundan aslında kopulmadı. Samspor yine bir şeyler yapmanın gayreti içerisindeydi. Nitekim 45. dakikada gelen gol bence ikinci yarının habercisiydi. Ve ikinci yarıda Erhan Altın'ın deyimiyle söyleyeceğim. İki farklı devre oynandı o maçta. Birincisinde Samspor maalesef hayal kırıklığı yarattı. Daha doğrusu yediği gollerle hayal kırıklığı yarattı. İkincisinde ise Samspor'a 5-3 kazanmasına rağmen o kaçırdıkları gollerine yandık. Yani özellikle ilk golü buldu 6. dakikadan 35. dakikaya kadar Samsunspor. Maalesef Samspor Samspor değildi. Yani o bildiğimiz Samspor değildi. Yani çok hayal kırıklığı yarattı. Neye uğradığımızı şaşırttı. Böylesine hemen bir takımdı. Hemen altını özellikle savunma anlamında. Gayet tabii. Yani burada i̇şte savunma burada savunma oyuncularına da haksızlık olur hep yüklenmek. Evet. Takım olarak savunma anlamında Samspor gayet tabii işler yapamadı. İşte bence orada hiçbir zaman hocaların sahaya sürdüğü kadrolara hiç karışmam, saygı duyarım mesela. Ama bence Sezer'le başlanması gerekiyordu.
Çünkü Sezer o takımda iyi iş yapan bir futbolcumuz. Bu sezonun da geldiğinden bu yana Embilla ile Sezer, bana deseler ki ilk iki kimdir? İkisinin adını verebilirim. Yani bilemiyorum. Tabii hocamızın bildiği vardır. Sezer iki haftadır niye almıyor bilemiyorum. Ama geçen hafta da savunma attı. İyi futbol ortaya koydu. Tamam koydu da bu Sezer'le oynadığın haftalar koymadı mı? Yani evet, Sezer, yani işte Osmanlı maçı, Sezer'in Osmanlı ortaya koyduğu futbolu hiçbir zaman göz ardı edemeyiz. Osmanlı Spor maçı oynanan maçta sanırım bazı hatalardan dolayı tabii herkesin her an oynayacak düzeyde olması da sevindirici. Ya, Fatih Tuna ikilisi de bu maçta evet olmuş olabilirler ki sadece ikisine yüklenmek de haksızlık olur. Ya mutlaka ama şu bir gerçek. Tuna'ya mesela neye yükleneceğiz? Tuna'ya diyebileceğimiz penaltıya neden olan kişi diyeceğiz ki değil mi? Ki penaltı değil zaten. Bana göre penaltı yani değil. Ben izlemedim yani özellikle televizyonda onu izlemedim. Yani bir tekrarlarını bir bakıp görmek lazım ki bir şeyler söyleyebilirim. Ben onu izleme fırsatı bulamadım. Ama hakem penaltı olarak değerlendirdiyse. Çok basit bir karar. Basit de olsa işte bir penaltı oldu ve bizi 3-1 geri duruma itten bir maç haline getirdi o dakikada. Ondan sonrası Samspor özellikle 45. dakikada bulduğu golle Samspor için gerçekten o gol can suyu oldu. Can suyu olan gol ikinci yarıya iyi başlamaya vesile oldu. Nitekim de 47. dakikada Samspor durumu 3-3 yaptı. Sonrasında zaten 3-1'den 3-3 Samspor yapınca Bucaspor artık biz bu maçı kaybettik hissine kapıldı. Onun o şekilde kapılması da Samspor'un lehine oldu. Ve Samspor da ona göre de futbol oynadı. Ve bence şöyle söyleyeyim o maçın hakkı 8-3'tü. Şöyle bir baktığımızda özellikle 8-5 değil bu. Çünkü Bucaspor'un da ilk yarıda iki net yani, pozisyonu vardı. Doğru evet. 8-5 olabilirdi. Doğru o açıdan biz kendi takımımıza göre biraz daha hissi oluyoruz. Doğru onların da kaçırdığı net iki pozisyon vardı ilk yarıda. Evet. Evet 3-1 iken dahi. Eğer o iki pozisyonu Bucaspor golle çevirebilmiş olsaydı Samspor dağılırdı. O bizim bir şansımızdı inanın. Ve o şansımız 45. dakikada bulduğumuz golle ikinci yarıya inançlı başlamaya sebep oldu. Hele ikinci yarının erken gelen golü, beraberlik golü gerçekten Samspor için ya daha doğrusu galibiyetin habercisi oldu. Yanlışını özellikle belirtelim. Benim çok dikkatimi çekti maç içerisinde de. Skor 3-1 olduktan sonra Samspor santra daha yapmadan futbolcular sağ ortasında bir araya geldiler. 8-9 futbolcu bir araya geldiler ve kendi aralarında mini bir zirve gerçekleştirdiler. O çok önemliydi. Kendi aralarında konuştular. Herkesin belki gözünden kaçmış olabilir veya fark edememişlerdir ne yaptıklarını ama orada çok güzel konuşma da geçmiş. Devre bitene kadar ikinci golü bulmamız gerekiyor. Bulacağız da hiçbirisi inancını kaybetmemiş. İşte kaybetmediler. Tabii 45. dakikada nitekim ikinci gol geldi. Pozisyon var. Pozisyon da vardı. Evet. Yani Samspor'un rahat alabileceği maçlarda zorlandığı gerçeği maalesef bu maçta da kendini gösterdi. Yani ilk yarıda özellikle. Ha ikinci yarıda kolay oldu. Gerçekten kolay oldu Samspor için. Çünkü Samspor hem gol attı ikinci yarıda. Attığı gol sayısı da 3. Az da değil yani. İkinci yarıda atılan gol sayısı. Bunun yanında %100 kaybedilen Ofe Edo ile Embilla tarafından %100 gollük pozisyonlar kaçırıldı. O da bir şanssızlıktı. Yoksa o maç daha da farklı olabilirdi. Büyük bir engeli adeta bir gösteri maçı şeklinde aşmış bulunuyor Samspor. Ve bu engelle birlikte Altın Ordu'ya daha inançlı bir şekilde gitme gereğinin ve ciddiyetinin önemi bir kez daha ortaya çıktı. Evet, Altınordu maçını konuşacağız. Samspor, evet. Bucaspor'u Musa Aydın, Embilla, Ofiodu, Eren ve Taha Yalçıner'in golleriyle 5-3 mağlup ederek yoluna kayıpsız devam ediyor. Playoff yolunda emin adımlarla ilerliyor. Samspor'un 3 puanı da silindi. Bunu da belirtelim. Aslında şu anda çok daha farklı şeyler de konuşabiliriz. Samsunspor
ligin ikinci yarısının en başarılı iki takımından bir tanesi. Kayseri Spor 35 puan toplamış, Samspor 34 puan toplamış. Hani her zaman ortalamaya vururlar maç başı 2 puan diye. Samspor bu ortalamanın da üzerine çıkmış durumda şu anda. Bu programda da çok daha farklı şeyler konuşabilirdik. Altınordu maçı öncesi 3 puanımız silinmemiş olsaydı ama maalesef ki maalesef. Belki de ilk 2'de Osmanlı'nın yerinde Samspor olacaktı. Kesinlikle. Yani o 3 puan silinmemiş olsaydı belki de Osmanlı Spor maçı da lehine sonuçlanabilirdi. Daha farklı olabilirdi. Yani Osmanlı maçında, daha doğrusu Manisa maçı ile Osmanlı maçını o 3 puanın silinmesi hayli etkiledi. Nitekim Manisa maçında da Samspor beklenilen futboldan uzaktı. Osmanlı maçında da. Eğer o 3 puanın silinmesinin verdiği şaşkınlık yaşanmamış olsaydı, öyle sanıyorum ki Osmanlı Spor'u Samspor yenebilirdi. Ardından da Adana Demirspor'la da, ki iyi futbol oynadı Adana Demirspor karşısında, belki de o maçı da kazanmış olacaktı ve Osmanlı'nın yerinde bugün Samspor olabilirdi. Kesinlikle. Ama olmadı. Kesinlikle. Birazdan hemen arkadaşlarımıza da hatırlatalım. Birazdan Samsunspor'lu futbolcuların ziyaretini ekranlara vereceğiz. Evet, yaklaşık bir dakika sonra o ziyareti ekranlara getireceğiz. Şu da çok önemliydi. Samsunspor soyunma odasına giderken Başkan Erkut'un onlara moral vermesi ve teknik direktör Eren Altın'ın sahaya çıkın, kendinizi gösterin, gücünüzü ortaya koyun ve tarihe geçin şeklinde taktiklerin dışında bu konuşması da futbolculara ayrı bir motivasyon aslında katmış. Erhan Altın için zor olmadı. Taraftarın da alkışlaması gerçekten çok çok önemliydi soyunma odasına giderken. Dikkat ettiyseniz biz 3-2 devre arası 3-2 mağlup durumdaydık. Ve Buca Spor'un ortaya koyduğu futbol aslında mesaj vermişti. Ben mesela çok emin bir şekilde, hatta Rüştü Araboğlu ile birlikte biz dışarıda idik devre arası. Kendisine dedim bu maç 5-3 bitecek. Bu inanç içerisindeyim dedim. Bunu derken de hakikaten Buca Spor'un tutarlı bir futbolu yoktu. Her an gol yiyebilecek durumu da vardı. O nedenle o inanç bizde oluştu. Nitekim 5-3 oldu. Ki o zaman zarfında Samspor'un da net pozisyonları da vardı. Gayet tabii. Evet, şimdi görüntülerimize gidelim. Bu arada mesajlarınız da yoğun bir şekilde geliyor. Onlara birazdan yer vereceğim mesajlarınıza. Ekranın alt bölümünde yer alan Haberax Stres Spor Aksiyon sayfamızı beğenip mesajlarınızı oradaki oraya gönderebilirsiniz. Biz de buradan önerilerinizi, düşüncelerinizi, görüşlerinizi okuyacağız, paylaşacağız. Avni Demir de yorumlarını yapacak. Şimdi Samsporlu 4 futbolcunun Haber Medya grubunu ziyaretini ekranlara getiriyoruz. Samsun sporlu futbolcular Ahmet Burak Solakel, Taha Yalçıner, Zafer Özden ve Canber Kaydın, Haber Medya Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Haber Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Necdet Uzun'la Haber Gazetesi Spor Servisi Müdürü Muhammed Çavuşoğlu'nu ziyaret etti. Futbolcuları sezon boyunca ortaya koydukları futboldan ve son olarak Buca Spor karşısında elde edilen tarihi galibiyetten dolayı kutlayan Necdet Uzun, "Hepiniz yürekten oynuyorsunuz" diye konuştu. 3-1 oldu. Hala mesela herkes maçı çevresinden havası var. Hop 4-4'ü kaçırdı. 3-2 var ya 3-2. Bizi okurtardı ya. Aynen. O moral verdi. Yani inanç verdi size. Güç verdi. Biz alırız maçı. 3-1. Gerçekten. Şunu düşün. 3-1'de 70. dakikaya giriyorsun. Futbolcularsa hem Haber Medya grubunun Samsun Spor'a verdiği destekten hem de güzel dileklerinden dolayı Necdet Uzun'a teşekkür etti. Samsun Spor'un başarısı için takım olarak her şeyi yaptıklarını ifade eden futbolcular, şimdi önümüzde Altınordu Spor maçı var. Zor deplasman maçı ama kazanacağız diye konuştu. Ahmet, Zafer, Taha ve Canberk daha sonra Haber Medya grubunun Borkonut Niş'teki yeni çalışma ofislerini gezerken çok beğendiklerini ifade ettiler. Evet, çok güzel, neşeli bir ziyaretti. Sohbet gerçekleştirdik dün futbolcu arkadaşlarımızla. Kendilerine bir kez daha teşekkür edelim. Haber Medya grubunun yeni yerini ziyaret ettiler. Önümüzdeki günlerde yine başka futbolcu arkadaşlarımızla ziyaretlerini gerçekleştirecekler. Çok da beğendiklerini söylediler ve çok da umutlu konuştular. Evet, zaten önemli olan da umutlu olabilmek.
Yani inanmak her şeyden önce. Samsporlu futbolcuların her biri hepimiz kadar Altın Ordu maçına kilitlenmeli ve her şeyden önce kazanacaklarına kendilerini inandırmak zorundalar. Eğer ki o inançla sahaya çıkarlarsa, ben öyle inanıyorum. Bir, özellikle İzmir şansını da ilave ederek Altın Ordu'dan 3 puanda dönecek olan takım Samspor olur diye düşünüyorum. Evet, bu arada yine hatırlatalım. Bugün Samsun sokaklarındaydı arkadaşlarımız ve Samspor'un playoff hedefine ulaşıp ulaşmayacağını sordular. Samsporlu taraftarlara, vatandaşlara. Onları birazdan da ekranlara getireceğiz. Yine 2 yaşında minik Sare'nin Samspor aşkını birazdan ekranlara getireceğiz. Evet. O da çok hoştu. Samspor Buca maçı sonrasında minik Sare'nin sevinç gösterisini ve coşkusunu ekranlara getireceğiz. Mesajlar da yoğun bir şekilde gelmeye devam ediyor. Bu arada Kemal Ünlü mesaj atmış. Saçlarını pek beğenmedim ama demiş, Samspor tam gaz ilerliyor. Skor 8-3 olurdu demiş. Ve saçlarımı kendim yaptım bu hafta. Kuaföre gidemedik. Evet. Ne yapalım, bu kadar. Önümüzdeki hafta görüşürüz kardeşim. Evet, çok çok önemli bir karşılaşmaydı. Buca Spor'un da ligdeki konumu açısından maçın önemi kat kat daha artmıştı. Kolay da değil yani. Kendi sahanızda oynuyorsunuz ama rakibin de durumunu göz önünde bulundurmak gerekiyor. Rakip de son hamlelerini yapıyor. Ölüm kalım maçıydı bu. Kurtuluş yani. Mücadelesi veriyor. Evet. Samspor playoff mücadelesi veriyor. Gerçekten böyle bir mücadele aslında bekleniyordu ama Buca Spor'un bu kadar hani direnç ortaya koyacağı beklenmiyordu açıkçası. Ama Samspor ne yapıp yapıp hani kötü oynarken de kazınma alışkanlığını ortaya koymak diye önemli bir söz vardır. Bunu ortaya koydu ama ikinci yarıda gerçekten muhteşem bir oyun ortaya koydu. Skoru değiştirme anlamında ve sonuca gitmeyi başardı. Camiasını mutlu etti teknik heyet ve futbolcular. Gerçekten maç sonu da taraftarın coşkusu muhteşemdi. Dilerseniz o görüntüleri ekrana getirelim. Geldi. Taraftarların coşkusunu ekranlara getirelim. Bakalım taraftarlar maç sonunda nasıl bir coşku yaşamışlar. Samsun Sporlu taraftarların maç sonu coşkusu spor aksiyon farkıyla ekranlara geldi. Evet, maç içerisinde de özellikle Buca Spor'un peş peşe gollerinden sonra hem teknik heyete hem de futbolculara yönelik bir tepki söz konusuydu. Daha sonra bu alkışa, coşkuya dönüştü. Ama gerçekten böylesine önemli bir maçta, böylesine işlerin zor gittiği, kötü gittiği anda tabii çok zor bir durum. Yani herkes kendini neye şartlamıştı sahaya girirken? Bu maçı biz rahatça alacağız diye şartlandırılmıştı. Böylesine şartlanan bir taraftar takımlarını böyle 30 dakika olmadan 3-1 yenik durumda görünce haliyle tepki koymaları da olağandır. Bu tepkilerin yararı mı zararı mı var diye soracak olursan bence yararı var. En azından belki teknik direktör Erhan Altın'a tepkilerdi. Ama o sahada oynayan futbolcuları da en azından silkelenmelerine yol açmıştır. Ne yapıyoruz, ne ediyoruz? Yani düştüğümüz duruma bakın diye. Nitekim o tepkilerin hemen ardından bir araya geldiler. Dikkat ettiyseniz futbolcular kendi aralarında da konuştular. Ne yapıyoruz biz, kendimize gelelim. İşte şunu yapalım, bunu yapalım. Yani bir yerde orada ilk değerlendirme belki oradaydı.
Devre arası mutlaka. Yani aslında hiç alışık olmayan bir durum yaşandı orada. Hani üst üste hatalar ve peş peşe goller Buca Spor'un i̇şte, golleri. Ama Buca Spor'un da bulunduğu Samsun durumu. Samsun Spor'da teknik heyetten tutun da takımdaki en tecrübeli oyuncudan en genç oyuncuya kadar hiç kimse sahaya kaybetmek veya beraberlik için çıkmaz. Hiç kimse kötü niyetli de çıkmaz. Samsun Spor oyuncuların bazıları tabii ki maça kötü başladılar. Bunun da etkisi yenilen gollerde çok etkisi oldu. Mesela ben savunma oyuncularından Murat Akyüz ve şeyi çok beğendim. Mustafa Sevgi'yi. Ki birçok kişi de aynı görüşte olduğunu düşünüyorum ben. Evet. Ama onların önlerinde oynayan bazı oyuncuların tam anlamıyla oyunlarını ortaya koyamaması, performanslarını ortaya koyamaması savunma hattına, takım savunması hattında i̇şte biraz sıkıntıya yol açtı. Biraz sıkıntıya yol açtı. Ama Samsun Spor o bölümlerden sonra taraftarının da desteğiyle, teknik heyetin girişimleriyle, futbolcuların yüreklerini ortaya koymasıyla maçı çevirmeyi de başardı. Demek ki birlik beraberlik olunca, sımsıkı kenetlenince, tek vücut, tek yürek olunca işler daha kolay oluyormuş. Özellikle silkelenmeyle birlikte bu bir yerde toparlanma sağlandı. Bunu da taraftarımızın belki tepkisi ortaya koydu. Yani o taraftarın o tepkisi en azından toparlanmalarına vesile oldu. Tabii maç sonu da Erhan Hoca ile taraftarların bir diyaloğu oldu. Onu da ekranlara getireceğiz birazdan. Erhan Altın taraftarlarla biraz sohbet gerçekleştirdi orada. Onu da ekranlara getireceğiz. Saat zaman da çok çabuk geçiyor. Saatlerimiz 22.30'a geldi. Hemen diğer görüntülerimize doğru gidelim. Maç sonunda yöneticilerin açıklamaları var. Yine Sayın Fuat Köktaş'ın açıklamaları var. Onları ekranlara getirelim. Daha sonra yorumlara, programımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ligin son haftasına doğru geliyoruz. Son haftadaki maçlar sürekli stresli maçlardır. Düşme hattında oynuyorsanız takımla, takımlar varını yoğunu ortaya koyuyorlar ve dolayısıyla da zorlu geçiyor. İlk yarı biraz stresimiz oldu ama ikinci yarı beklenen futbol, beklenen skorla taraftarımızla, futbolcularımızla, teknik heyetimizle, yöneticilerimiz de memnun oldular. Bizi de memnun ettiler. Buradan sonraki maçlara bakacağız. Haftaya Altın Ordu maçına bakacağız. İnşallah hep iddiamız başından beri playoff oynamaktı. İnşallah playoff oynayıp Samsun Spor Süper Lig'e merhaba diyecek. Yani insan böyle anlarda nasıl, ne denmesi gerekir onu da bilmiyor. Ama dediğin gibi müthiş bir geri dönüş. Müthiş bir futbol. Çünkü Buca'da yani düşüyor adamlar yani. Onun için müthiş maçı alsınlar. Yani bu kadarını bekliyorduk ama bu kadarını beklemedik. İkinci devre çocuklar hakikaten yürekleriyle de oynadılar. Yani her birini ayrı ayrı kutlamak lazım. Bundan sonra işte önümüzdeki bu hani Altın Ordu ve Denizli maçlarını da alıp playoff'a, oradan da Süper Lig'e inşallah temennimizle size de teşekkür ederiz. Adem Yazıcı ile birlikteyiz. Muhteşem bir geri dönüş diyebiliriz. 3-1'den 5-3'lük galibiyet. Neler söyleyeceksiniz? Zor bir maç. Yani her maçın zor olduğunu biliyoruz ama tabii soğuk bir duş etkisi, 3-1 zor bir düzen. Takımı bir an tanıyamadık ama bunlar çocuklar çıkacaklar, aslanlar gibi oynayacaklar, bu maçları alacaklar. Yani geri dönüşümüz muhteşem oldu. Çok iyi bir maç oldu. Çocuklar görevini tamamladı. Son iki maçımız inşallah playoff'a beraberce gideriz. Saygılar. Spor Şube sorumlusu Metin Ateş'le birlikteyiz. İnanılmaz bir muhteşem geri dönüş oldu. Net, çok net bir galibiyet sonuçta. Evet, bir ara biraz korkuya kapıldık ama maçın sonucunun bizim lehimize, galibiyetle biteceğinden emindik. Bir ara arkadaşlarımız bir 5-10 dakika demoralize oldu. Ama sonradan toparladılar. Gördüğünüz gibi çok anlamlı bir galibiyet oldu. İnşallah önümüzdeki İzmir deplasmanından da 3 puan alıp playoff'a kalıp yolumuza devam etmek istiyoruz. Erhan Hoca ile saha içinde gollerden sonra değişik bir... Tabii yani Erhan Hoca'yı orada taraftarlarımız tabii 3-1 olunca bazı tezahüratlarda bulundu. O da çok üzüldü tabii. Kim ister ki durum öyle olsun? Ama sonradan taraftarlarımız da toparladı. Hocamız da gereken müdahaleleri yaptı. Çok anlamlı bir galibiyet oldu. İnşallah bunun da peşi gelir.
Tabii hiç işimizi bırakmadan yarın hemen sıkı bir çalışma. Hafta sonu çünkü İzmir'de Altınordu oynayacağız. Onlar da bugün galip geldi. Biz kimsenin işine bakmıyoruz. Biz kendi işimize bakıyoruz. İnşallah önümüz hafta alıp 3 puanı yolumuza devam edeceğiz. Evet, Divan Kurulu Başkanı Saadi Subaşı ile birlikteyiz. Çok kısa özetle. Valla harpten çıkmış gibiyim şu anda. Çocuklara teşekkür ediyorum. Büyük bir hareketi geri çevirdiler. Çocukları kutlamak lazım. Bu yanlışları yapmamak lazım yalnız. Bu son şansımızı iyi kullandık. İnşallah devam etmez. Teşekkür ediyorum. Ömür Tekin'le birlikteyiz. Evet. Zaman zaman zorlandık ki ilk yarıda 3-1 geriye düşüp muhteşem geri dönüş oldu. Ben öncelikli olarak bugün hem şehitlerimizin annelerini hem de bütün annelerin anneler gününü kutluyorum öncelikli olarak. Biz bu takımla Allah izin verirse playoff'a da kalacağız. Playoff'tan da birinci lige çıkacağız. Bugün bunu gördük. Yalnız taraftarlarımızdan biraz daha sabırlı olmalarını istiyoruz. Eğer onlar biraz daha destek verirlerse, hemen kart almazlarsa biz bunu bu zorluğun üstesinden geleceğiz. Önce topçularımızı, teknik kadromuzu, herkesi tebrik ediyorum. İnşallah hayırlısı olur. Çok zor bir müsabakaydı ama 3 puanı aldık. Bundan sonra bizim için sonuç var. Hani maçın iç dinamiklerindeki kıvrımlar çok önemli değil. Olmak ya da olmamak. İnşallah iki maçımızı alarak mutlu sona ulaşacağız diyorum. Teşekkür ediyorum. Dualar para etti. Ya. Evet, evet. Her geldiğimde Allah'ın izniyle vallahi birinci devre gidiyordum. Yani bitince çocuklar hadi dedim. Hadi para ettim. Çok şükür mutlu ayrılıyoruz. Ama hocama çok büyük haksızlık yaptı bu seyirci. Gerçekten hocam elinden geleni, seyirciler ve futbolcular elinden gelen her şeyi yaptılar. Alnının son damlasına kadar yaptılar. Bu çocuktan hakkı ödenmez. Evet, maç sonrası değerlendirmeler bu şekildeydi. Herkes tabii ki ilk 30 dakikalık bölümde gelen golleri ifade etti ama ondan sonraki muhteşem geri dönüşten de dolayı da kutladılar teknik heyet ve oyuncuları. Bundan sonrası için de Altınordu Spor karşılaşması öncesi de bir umut moral olduğunu ifade ettiler. Siz neler söyleyeceksiniz? Altınordu Spor karşılaşması var ama pardon, hemen hatırlatalım. Eren Altın'ın bugün sıcak, çok sıcak açıklamaları oldu. Onları birazdan ekranlara getireceğiz. Yine Eren Altın'ın maç sonrası taraftarlarla olan diyaloğunu ekranlara getireceğiz. 2 yaşındaki minik Sare'nin Samspor aşkını yine birazdan ekranlara getireceğiz. Samsun sokaklarındaydı bugün arkadaşlarımız. Samspor'un playoff'a kalıp kalmayacağına yönelik ufak çaplı araştırma yaptılar, düşüncelerini aldılar. Bakalım neler söylemişler, onu da birazdan ekranlara getireceğiz. Evet. Şimdi bu maçın tek bir sonucu vardı Samspor için. Yani olması gereken, devam edebilmesi için galibiyet elde etmesi gerekiyordu. Berabere bile kalsaydı artık playoff için bir yerde, belki matematiksel olarak olmayacaktı ama bence havlu atmış olacaktı. Böylesine önemli bir maçtı. Evet. Bu maçı tabii ki kazanmakla birlikte o gergin hava birden yumuşadı. O umutlar yeniden yeşerdi. Ve haliyle Samspor'un yoluna devam etmesi açısından da bir engel daha atlatılmış oldu. Çünkü önümüzde sadece iki engel kaldı. Bu iki engeli de Samspor'un aşması halinde haliyle playoff'tan Süper Lig'e çıkma arayışı içerisinde olacak. Öyle de sanıyorum ki Samspor playoff'ta kalırsa bu sezonun 3. Süper Lig takımı Samspor olur. Çünkü rakiplerimize de bakıyorum. Adana Demirspor olsun, biz onlarla oynadık. Antalya Spor olsun, oynadık. Alanya veyahut da Şanlıurfa Spor, biz onlarla oynadık. Onların oyununu da biliyoruz. Onlar da bizleri biliyor. Bu takımlar arasında yapılacak olan playoff maçlarında en şanslısı, en güçlüsü, en iyi futbolu ortaya koyabilecek vasıflara sahip olan da Samspor. Hele ki birlik beraberlik olursa o bizde var zaten. Taraftarıyla bütünleştiği takdirde evet. Samsunspor neler yapabileceğini geçen sezonlarda gördük. Evet. Bu sezonda zaman zaman gördük ve Samspor hiçbir rakip buradan puan alıp gidemez. Veya kesinlikle. Avantajlı bir skora finale dönemez. Taraftarıyla bütünleştiği zaman da fark Samspor etmez yani. Öylesine bir durum ortaya çıkacaktır. Kesinlikle. Onun için gerçekten
Samsunspor'un en büyük engeli olan iki maçı mutlaka alması lazım. Evet, birazdan da yine kalan maçlarla ilgili düşüncelerinizi alacağım sizin. Ama onun öncesinde minik 2 yaşındaki minik Sare'nin Samsunspor aşkını ekranlara getirelim. Hazırsa Cem. Evet, şimdi ekranlarınıza geliyor minik Sare. Dikkatlice izlemenizi rica ediyorum. Kaç atar Sare? Bir daha söyle kızım. Bir daha söyle. Kaç atarsan? 5. Bravo. Evet, eski Samsunspor Yönetim Kurulu üyesi İbrahim İnan'ın kızı 2 yaşında minik Sare. Samsunspor kaç atar diyorlar? 5 diyor. 5 diyor da yani o kadar kısa geçmiş ki ya çok bir daha tekrarlamak mümkünse tamam. Arkadaşlardan rica edelim. Cem bir tekrar verebilir miyiz? Kaç atar Sare? Bir daha söyle kızım. Bir daha söyle. Kaç atarsan? 5. Bravo. Harika, harika, harika gerçekten. Evet, hareketlerini falan ben torunuma benzettim. Benim de aynı yaşlarda torunum var çünkü. Evet. Samsunspor kaç atar diyorlar? 5. 5 diyor. Bravo. Kaç atar? 5. Evet, umarız bundan sonraki maçlarını da aynı şekilde dediği de olur. 5 evet. 5 oldu evet. Evet, çok güzeldi. Hani çocuktan al haberi derler ya. Öylesine bir şey oldu işte. 5 dedi çocuk, 5 oldu. Evet, birazdan gelen mesajlara yer vereceğiz. Çok sayıda mesaj var. Yoğun bir şekilde mesajlarınızı gönderiyorsunuz. Herkese çok çok teşekkür ediyoruz. Mesajlarınızdan dolayı olumlu veya olumsuz tüm mesajlarınıza yer vereceğim birazdan. Evet, kalan maçlarda Samsunspor öncelikle Altınordu Spor, daha sonrası Denizli Spor'la karşılaşacak. 51 puana yükseldi. 5. sıraya yerleşti Samsunspor ve rakiplerinin evet. Bir adım önüne geçti. İkili avarajda da rakiplerine karşı üstün olası puan eşitliğinde. Evet. Şimdi tabii rakiplerimize de bakmak lazım yani. Şimdi Osmanlı Spor'u devre dışı bırakalım. Adana Demirspor'un Buca ve Altınordu Spor'la maçı var. Adana Demirspor yani Buca Spor artık havlu atmış bir takım. Bu maçı rahatlıkla alır ama Altınordu Spor maçı oldukça çekişmeli geçecek bir maç. Ve Antalya Spor'a baktığımızda Osmanlı Spor ve Elazığ Spor. Yani Antalya Spor'un tabii bulunduğu puan açısından baktığımız zaman biraz daha avantajlı haliyle de. Ve Samspor, Altınordu, Denizli Spor. Urfa Spor'un bu hafta zorlu bir maçı var. Bolu Spor'la oynayacak çünkü. Oldukça zorlu bir maç. Ve ardından da Urfa Spor, Kayseri Spor'la oynayacak. Kayseri evet. Spor işini bitirmiş, rahatça sahaya çıkabilecek olan bir takım. Ha ne olur böyle takımların maçları? Farklı da yenebilir ama bu arada beklenmedik bir şekilde de yenilebilir de yani futbol bu çünkü. Ve Alanya Spor. Biz kazandıktan sonra problem yok. Mutlaka yok. Ama bakın Alanya Spor'la pardon Alanya Spor'la bizim aramızdaki 6 maç mı var? Öyle sanıyorum ki biz 6 puan. İşte 6 gol fazlalığımız var bizim. Evet. Öyle sanıyorum. Alanya Spor Ordu Spor'la oynayacak. Ordu Spor gidip bu meşhur 6 gollük maçları vardı, yenilgileri vardı. Bizde aslan kesildi Ordu Spor ama gidip de Alanya Spor'a 6-0 yenilirse yani bilemiyorum, komşuluğa pek sığdıramam ben onu. Yani orada Ordu Spor'un rakibiyle iyi bir mücadele edeceğine ve farklı yenilgiden de kaçınacağına inanıyorum. Gaziantep maçı var tabii ki haliyle. O da dışarıda. Tabii Alanya Spor'un önümüzdeki maçlara baktığımızda bizden daha avantajlı durumu var. Çünkü biz Altınordu Spor'la oynuyoruz. En yakın takipçimiz. Bir de dışarıda oynuyoruz. Ve ardından düşme potasında olan bir takımla oynayacağız. Bu hafta eğer Manisa Spor'u, Denizli Spor yenebilirse bizim buraya haliyle kümede kalmış olarak gelmiş olacaktır.
Evet. O avantajı haliyle. Ama biz kazandıktan sonra problem kesinlikle yok. Birazdan işte kazanmak için tüm önlemleri almak zorundayız. Evet, önlemler geçen programda da bahsetmiştiniz. Evet. Hangi önlemler demiştim? Gerekli kazanmak için gerekli olan önlemler. Gerçekten Samspor'da bugün de akşam saatlerinde idmana gittik arkadaşlarımızla birlikte, sevgili Salim Yıldız'la birlikte antrenmana gittik ve gerçekten medya basının ilgisi de çok fazlaydı. Divan Kurulu'nun toplantısı vardı. Samspor Başkanı Erkut Tutu ve yönetim kurulu üyeleri de idmandaydı. Haftanın ilk antrenmanında bu şekilde bir ilgi, bu şekilde bir yoğunluk olması çok çok iyi. Bu da demek oluyor ki Samspor Altınordu Spor maçına çok çok iyi hazırlanacak. Takım cuma günü gidecek İzmir'e, onu da hemen belirtelim. Ve 2 gün boyunca otelde kamp yapılacak. Otelde adeta sıkı yönetim ilan edilecek. Dışarıdan hiç kimse otele alınmayacak. Samspor gerçekten bu maça çok iyi hazırlanıyor. Bir mesaj geldi Erdem Ayaz'dan. İyi akşamlar abi demiş. Evet, Erhan Hoca'ya olan tepki dışında tepkilerimiz olumlu. Cesur olma adına kendilerine gelmesi içindir. Biz bir aile isek bunlar aile içinde yaşanmalı demiş. Öyle de oldu zaten. Yani oldu ama Erhan Hoca da galibiyetten sonra taraftarlara da hak verdi. O bulunan ortamı kendisi de kabul etti. Taraftarlar da yaptıklarından bir yerde pişmanlık duyar gibi oldular ama bence ama bu takım hiç, gerçekten Erhan Hoca başarılı, takım başarılı, yani bu yani yiğidi öldürüp bakayım, hakkını teslim etmek gerekmiyor. Doğru, doğru da o maç esnasında o hayal kırıklığına uğramak insanı istek dışı, kötü, istek evet, dışı bir takım hareketlerde bulunmaya yöneltir. Nitekim de bu istek dışı yapılan hareketlerdir. Bu arada hemen yine belirtelim. Söğütlü Bahçeliler, Şirinler, Ünisam, Şehzadeler tribündeydiler bu hafta. Gerçekten maraton tribünde Söğütlü Bahçeliler anneler gününde kutladı. Peygamberimizin cennet anının ayağının altındadır hadisinden esinlenerek dev bir pankart açtılar. Ünisam'da yine Şirin Ana'yı hatırlatan bir pankart açarak anneler gününü kutladılar. Biz de geçtiğimiz hafta kutlayamamıştık. Tüm annelerin buradan anneler gününü kutlayalım. Evet. Biz de ve hemen konuyla bağlantılı olarak Samspor Teknik Direktörü Eren Altın'ın maçtan sonra bazı taraftarlarla yaşadığı diyaloğu ekranlara getiriyoruz. Hazırsa Cem. Evet, hazır. Şimdi onu izleyelim ve dikkatlice izlemenizi rica ediyorum. Yiyeceksin oğlum, kolay mı bu? Ama niye o zaman defansa yiyeceksin bunu ya? Maç sonuç ne oldu? Hocam niye kesiyorsun? Sen şeyi niye kesiyorsun? Sakin. Sezer'im niye kesiyorsun hocam? Abi bağırarak konuş. Sezer'im ya, sen burada sakın be. Sen lütfen. Ama hocam rica ediyorum. Çağırdınız buraya, gel. Rica ediyorum. Tamam hocam. Altın orada yiyelim hocam. Samsun sporluyuz değil mi? Evet. Ölüm bile, ölüm bile. Samsun sporluyuz. Maç kaç dakika? 90 dakika. Ne oldu da 3-1'den sonra başladınız takımı, hepimizi böyle şey yapmaya? Maç niye 90 dakika yapmasaydık bu takım oynamayacak? Bakın arkadaşlar. Hocam, bir dakika. Arkadaşlar. Kurban olayım size. Bak bu takım her şeye layıktır. Bu takım nereden geldiğini unutmayın. Bu takıma herkes küme düşer dedin de bu takım şu anda Süper Lig'e hedef. İnşallah. Bakın Süper Lig'i, bu Süper Lig'i Allah nasip ederse hep birlikte çıkacağız. Hocam onu yendi mi Süper Lig'e? Forumda Fatih, herkes kim sorduysa onu oynayacak. Erhan Altın'la taraftarların diyaloğu bu şekildeydi. Sonu tatlıya bağlandı. Tabii Erhan Altın deneyimli bir hoca. Nerede nasıl hareket edileceğini iyi bilen bir hoca. Kesinlikle. Hesap adamı da aynı zamanda. Zaman zaman eleştiriler. Evet, psikolojiden iyi anlayan, iyi motive edebilen de bir teknik direktör. Bu nedenle o... Şunu hemen sahada olup her bitenlere... teknik adam da bu şekilde bir davranış sergilemez. Taraftarların yanına gitmez. Tabii ki. Çünkü şunu da belirtelim.
Çok az gördük biz bu şekilde. Müsaade ilk yarısında Altınordu spor maçı sonrasıydı galiba. Yine tarafta kendisini istifaya davet eden taraftarların yanına kadar gitti. Her teknik adam da bunu yapmaz. Taraftara saygı gösterip gittiğini söyledi. Gerçekten bu da çok önemli. Şimdi taraftara gerçekten saygı gösterdi. Basın toplantısında da dile getirdi. Ve o taraftar maç sonra taraftarın yanına gidip onları en azından rahatlatma adına geldi. Gayet de güzel bir konuşma yaptı, gitti. O maçın konuk takım hocası Levent Eriş, taraftarlarıyla arasında olup bitenleri gördünüz mü? Evet, maçtan sonra. Eğer Levent Eriş ki yılların hocasıdır, yani adından söz ettirebilen bir hocadır, Erhan Altın gibi taraftarıyla iyi diyalog kurabilseydi, öyle sanıyorum ki Samsun'da kendi taraftarlarıyla olan sürtüşme olmazmış olurdu. Diyeceksiniz ki o bir avuç insan gelmiş İzmir'den takımlarına, bir umut, son umutlarıydı çünkü o Buca Spor taraftarlarının. Artık her şey bitmiş gözüyle baktıkları için hocalarına tepki gösterdiler. Ama amiyane bir tabirle günah keçisi de Levent Eriş değildi yani. Onu da, çünkü Levent Eriş belli bir süreden sonra Buca Spor'un başına geldi ve o takımla elinden gelen gayreti gösterdi. Demek ki kumaş o kadardı. Biz kazanalım da Samsunspor kazansın. Diğerleri artık kendi başlarının çaresine baksınlar. Samsunspor sahadan zaferle ayrıldı. Bunun tabii taraftarın etkisi de çok büyüktü. O coşkulu ikinci yarıda özellikle ve maçın başındaki coşkulu tezahüratlar gerçekten takdire şayan, alkışlanmalı. Yani. Hep destek, tam destek diyoruz. Samsunspor birlik beraberliği sağladığı sürece omuz omuza, el ele vererek, kenetlenerek, tek yürek olarak, tek vücut olarak hedefe yürüdüğü zaman hiçbir takım Samsunspor'un karşısında duramaz. Bunun geçmişte örneklerini gördük. Bu sezonda gördük ve ilerleyen maçlarda da göreceğiz. Samsunspor taraftarı İzmir'e de çıkarma yapacak. Samsun'dan, İstanbul'dan, Bursa'dan, Muğla'dan, Aydın'dan, her yerden Samsunspor taraftarı kendilerine ayrılan bölümü doldurmak için harekete geçmiş durumda ve umarız Pazar günü akşam oynayacak maçta da Samsunspor taraftarı takımının yanında olacaktır. Bundan da hiç kuşkumuz yok. Umarız böyle küçük şeylerde şu konumdayken, takım hedefine tam kilitlenmişken bir daha yaşanmaz. Taraftarlar da coşkulu desteklerinden dolayı, coşkulu tezahüratlardan dolayı teşekkür edelim gerçekten bir kez daha. Evet. Gerçekten tribünde de yaklaşık 3000 civarında taraftar vardı. Bu sayı umarız 10.000'lere ulaşmasını, 10.000'lere ulaşmasını umuyoruz, bekliyoruz. Çünkü Samsunspor taraftarının o muhteşem coşkusunu, görsel şovlarını özledik. İnanılmaz derecedeydi. Türkiye'ye, hatta dünyaya örnek olan bir Samsunspor taraftarı. Umarız bundan sonraki o playoff maçında ve Denizlispor maçında aynı coşkuyu görürüz 19 Mayıs stadında. Bu arada Altınordu Spor maçı öyle sanıyorum İzmir Atatürk stadında mı oynanacak? Evet. Pazar günü saat 19'da. Evet. İzleyebilecek taraftar sayımız stadın büyüklüğüne göre bakıldığında öyle sanıyorum ki bize fazlasıyla binlerce, yetebilecek evet. kadar kesinlikle seyircimizi öyle. Orada. Yani ben bilet bulamam, maçı izleyemem. İşte Samsunspor'a verilen miktar bize yeter mi gibi bir düşüncenin içerisinde olmamalıyız. Çünkü orada her giden taraftarımız rahatlıkla takımını destekleyebilecek, maçını izleyebilecek yeri bulmakta zorlanmayacaktır. Evet, çok sayıda mesajlar geliyor ama şu anda sanırım bir reklam arasına gideceğiz. Yaklaşık bir dakika sonra. Bu arada birkaç tane mesaj okuyayım ben. Gayet öyle gidelim izin verirseniz. Mustafa Şahin Viyana'dan yazmış. Abicim Viyana'dan selamlar, iyi yayınlar diliyorum. Samsunspor'umuza Süper Lig yolunda başarılar diliyorum demiş Viyana'dan. Teşekkür ediyoruz. Evet, diğer mesajlarımıza da yer vereceğiz. Sayfamız kilitlendi. Bu arada diğer daha önce aktif olarak kullandığımız Spor Aksiyon sayfasına da mesajlar geliyor. Buradan fark edebiliyorum ama o sayfayı kullanmıyoruz. Şu an ekranın alt bölümünde yer alan Haberaks-Spor Aksiyon sayfamıza beğeni yapıp mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Şu anda gerçekten inanılmaz derecede çok sayıda mesaj var. Onlardan birkaçına şu anda yer vereceğim. Tandoğan Safi. Savi.
İyi akşamlar sevgili dostlar demiş. Yeni Amasya Spor'la Besim Hoca'nın adı anılıyor. Bu gerçekten gerçek payı var mı demiş. Evet ben de o duyumu aldım. Erhan Hoca ile görüşmedik gerçi. Yeni Amasya Spor'la anlaştığı duyumu aldım. Eğer anlaştıysa sevgili Besim Hoca'ya hayırlı uğurlu olsun. Kendisi iyi bir teknik direktördür. Samspor'a da katkısı olmuştur. Kartal Spor'da uzun yıllar hocalık yapmıştır. Gerçekten iyi bir futbol adamıdır. Her yönüyle iyi bir futbol adamıdır. Eğer anlaştıysa komşu il takımımıza mutlaka çok büyük katkılar sağlayacaktır. Evet, şimdi reklam arasına gidiyoruz ama çok yoğun şekilde yine Minik Sare'nin videosunu izlemek isteyenler var, talep var. Onu, bir kez daha izleyelim ve ondan sonra reklamlara gidelim. Reklamların ardından Samspor taraftarları, Samspor'un playoff hedefi açısından neler düşünüyorlar onları ekranlara getireceğiz. Samsun Spor Teknik Direktörü Erhan Altın'ın bugün sıcağı sıcağına yaptığı açıklamaları yine ekranlara getireceğiz. Şimdi kısa bir reklam arası. Kaç dakika Cem? Evet 6 dakika sonra sizlerin karşısındayız. Çok önemli konular var. Yine mesajlarınıza yer vereceğiz. Lütfen bizden ayrılmayın. Kaç atar sahne? Piş. Bir daha söyle kızım. Bir daha söyle. Kaç atarsan? Piş. 5. Bravo.